Herkese merhabalar. 2021 ehliyet örnek sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Güncel sorular, banko sizlere de çıkacak sorular arkadaşlar. Detaylı anlatım yaparak soruları değerlendireceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. 21. denemeye başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 2021 ehliyet sınav sorularını kanalımızda çözebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olup %100 geçebilirsiniz arkadaşlar. %100 sizlere çıkacak sınav sorularını değerlendiriyoruz. Instagram hesabımızı da mutlaka arkadaşlar takip ederek Instagram Nedim Şeker Akademi Ehliyet SRC kanallarını takip ederek çıkmış ehliyet sorularını da çözerek %100 sınavda geçebilirsiniz. Birinci sorudan itibaren başlayalım arkadaşlar. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Medeni Kanun, B. Türk Ceza Kanunu, C. Karayolları Trafik Kanunu, D. 2872 sayılı Çevre Kanunu. Evet arkadaşlar, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması Karayolları Trafik Kanunu'yla düzenlenmiştir, belirlenmiştir. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi araçların tehcil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekte görevlidir? Evet, araçların tehcil işlemlerini yapıp plakalarını veren müdürlük, bakanlık hangisidir sorulmuş. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü. Evet arkadaşlar, tehcil işlemleri bildiğiniz gibi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Plakalarda yine Emniyet Genel Müdürlüğü verir. Evet, Ceyhan seçeneği cevabımız. Üçüncü sorumuz, yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir? 9 oturma yeri olan motorlu taşıt hangisidir? Otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet. Otobüs bildiğiniz gibi arkadaşlar 1 artı 17 yani 18 oturma yeri olan motorlu taşıttır otobüs. Kamyon 3,5 tondan fazla yük taşır. Kamyonet 3,5 tondan az yük taşır. Evet, burada sorulan bize 9'dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıt hangisidir? 9 oturma yeri olan otomobildir, değil mi? Evet. 17'ye kadar minibüs, 18 otobüs, 9 otomobil şeklindedir. Cevap Bursa. 4. sorumuz, aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? Kırmızı ışıkta, sarı ışıkta, aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Tabi arkadaşlar, ışıklarla ilgili de sınavlarda %100 sınavlarda sorular geliyor. Bu soruyu genelde yanlış yapan arkadaşlarımız çok, buna dikkat edelim. Hangisinde durulur, yol kontrol edildikten sonra geçilir? Yani aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Genelde bu soruyu arkadaşlar aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta diyen çok. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta duruyoruz. Yol kontrol ediliyor. Karşımızdaki araçlara ilk geçiş hakkını veriyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Ceyhan seçeneği 4. sorumuzun cevabı. 5. sorumuza geçelim. Otoyolda 120 ile giden, hızla giden, seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Takip mesafesini sormuşlar. Bakın arkadaşlar burada. Takip mesafesi deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Hızın neyidir? Yarısıdır, değil mi? Evet, hızın yarısı takip mesafesidir. Yani 120'nin yarısı bölü 2 eşittir nedir? 60. Evet. Hemen 60'a bakalım hangi seçenekte? Denizli seçeneği doğru cevabımız. 6. sorumuza bakalım. Bir kaza anında başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir? Takograf, çekme halatı, boyun korsesi, emniyet kemeri. Evet. Zorunlu koruyucu düzenek, değil mi? Yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek burada nedir arkadaşlar? Emniyet kemeridir, değil mi? %35 ile 65 arasında trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları aza indirir. Emniyet kemeri çok çok önemlidir. Emniyet kemerini takmadan asla yolunuza gitmeyin. Araç çalıştıktan sonra hemen emniyet kemerini lütfen bağlayın. 7. sorumuz. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir? A. Korkutmak veya şaşırtmak. B. Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak. C. Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek. D. Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek. Bakın arkadaşlar, A, B, D seçenekleri nedir? Trafikte saygısızlıktır. Evet, burada Ceyhan seçeneği, sağa veya sola dönüş yapmadan önce sinyal vermek nedir? Trafikte diğer yol kullanıcıları ile iletişimi ne yapıyor? Başlıyor. Ben sağa ya da sola döneceğim. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 8. sorumuz 1, 2, 3 şeklinde verilmiş. Hemen soruyu okuyalım. Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangileri kazaları azaltır? Evet, hangileri kazaları azaltır? 1. Daha dikkatli olmaları. 2. Trafik kurallarına uymaları. 3. Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları. Evet. Burada hangileri trafik kazalarını azaltır? Tabii ki arkadaşlar. Her üçü de trafik kazalarını azaltır. Hemen 9. sorumuza geçelim. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Geçişler dışında trafik sağdan akar. B. Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir. C. Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır. D. Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Evet. Hangisi yanlıştır soruluyor arkadaşlar. Burada bakın, hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Yanlıştır. Sol şeritler geçiş üstünlüğüne sahip araçlar için ayrılmıştır. Geç amaçlı kullanılabilir. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 10. sorumuz yine bir 1-2-3 şeklinde verilmiş. Hemen soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır? 1. İşaret vermeden şerit değiştirmeleri. 2. Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları. 3. İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri. Evet, burada sürücülerin yapması yasaktır. Bak, yasak olanı soruyor arkadaşlar.
İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, bakın burada yanlış değil mi? Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları doğrudur. Bakın burada doğru. Yani 2'nin bulunduğu şıklar arkadaşlar doğru. Yasak diyelim. Şöyle işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri. İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri. Bakın burada yanlış değil mi? Kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Aniden şerit değiştirilmez. Burada yanlış olanı sormuş bize. 1 ile 3. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 11. sorumuz bir trafik işareti sorusu. Tehlikeli işaretlerden sormuşlar. İlki sağa olmak üzere devamlı tehlikeli viraj işaretinde ne yapılır demiş. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır? A. Hız sabit tutulur. B. Hız azaltılır. Sola sinyal verilir. C. Hız artırılır. Sağa sinyal verilir. D. Hız azaltılır. Geçme yasağına uyulur. Evet arkadaşlar burada trafik işaretini görünce hızımızı ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. Geçme yasağına uyuyoruz. Evet burada Denizli seçeneği doğru cevabımız. 12. sorumuza bakalım. Yine bir trafik işaretleri ile ilgili bir soru gelmiş. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır? Evet, taşıt trafiğine kapalı yol anlamında olan bakıyoruz arkadaşlar. Adana seçeneği taşıt trafiğine kapalı yol. Denizli seçeneği taşıt giremez bakın. Evet. Ceyhan seçeneği motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Bursa seçeneği ise azami hız sınırı nedir? 70'tir. Hemen 13. sorumuza bakalım. 13. sorumuz aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir? Evet. Adana, Ceyhan, Denizli seçenekleri ana yol tali yol işaretlerimiz. Bursa seçeneği ise kontrolsüz kavşağa yaklaştığımız bize bildiriyor. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 14. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Evet. Adana seçeneği yine U dönüşü yasak. Bursa seçeneği öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Bakın cevabımız Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneğinde yüklü taşıdığın taşıtı sollaması serbest diyor. Bakın yasakların sona erdiğini bildiriyor. Denizli'de ise motosiklet hariç taşıtı trafiğinin kapalı yol anlamındadır. 15. sorumuza bakalım. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bakın itfaiye aracı geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Otomobilin tali yolda olması. B. İtfaiye aracının ana yolda olması. C. İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması. D. İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması. Evet arkadaşlar burada dikkat edersek itfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olmasından kaynaklıdır değil mi? Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 16. sorumuz karıştırılan bir soru. Dikkat edelim. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Bakın arkadaşlar park etme şeklimiz gördüğünüz gibi bakın şu şekilde yan. Dik park edenler hangisi? 1 ile 2. Yanlış park hangisidir? Bakın, yanlış park edenler. Bunu 3 olarak sayarsanız bu da 1 ile 2. Evet bakın. Bu da 3 arkadaşlar. 1 ile 2 nedir? Yanlış park etmiştir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 17. soru trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan
Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol vermesi. B. Dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi. C. Bütün sürücülerin geçiş üstüne sahip araçlara yol vermesi. D. Motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Evet arkadaşlar, burada yanlış olanı soruyor. Bakın, bu Denizli seçeneğinde yanlış. Sağdaki soldakine yol vermez. Soldaki sağdakine yol vermesi gerekir arkadaşlar. Evet. Hemen burada bir araç. Birinci araç. İkinci araç buradan gittiğini düşünün. Tabii ki 2 numaraya yol vermesi gerekiyor sağında olduğu için. Evet, burada Denizli seçeneği yanlıştır. Hemen 17. sorumuza, 18. sorumuza geçelim. 18. sorumuzda yine önemli bir soru. Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1. Hızını azaltmalı. 2. Dönüş işaretini vermeli. 3. Dar bir kavisle dönmeli. 4. Sağ şeride geçmeli. Evet. Burada sağ dönüş yapacak. Arkadaşlar bakın, sık sık bu soruyla karşılaşıyoruz. İlk yapması gereken nedir? Sinyal vermesi gerekiyor değil mi? Şeride geçecek. Dönüş işaretini verecek. Birinci sırada. Evet. Birinci sırada dönüş işaretini verecek. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Bakın arkadaşlar, diğerlerini de sıralayalım. İşaretimizi verdik. Sağ şeride geçiyoruz. Bakın. Daha sonra hızımızı azalttık. Devam ediyoruz. Dar kavisle sağ dönüşümüzü ne yapacağız? Yapacağız. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 19. sorumuza bakalım. Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Trafikten men, hurdaya ayırma, sürücüsüne ağır hapis, başkasına devir etme şartı. Evet arkadaşlar, bu denememizde 50 soru çözüyoruz bildiğiniz gibi. Sizlere de mutlaka bu sorular gelecek. Trafikten men cezası uygulanır. Adana seçeneği doğru cevabımız. 20. sorumuza bakalım. Şekle göre en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Hafif hapis cezası. B. Sadece ceza puanı. C. Trafikten men cezası. D. Para cezası ve ceza puanı. Evet, sürekli sol şeridi işgal eden araçlara hangisi uygulanır? Hangi ceza verilir? Arkadaşlar, para cezası ve ceza puanı uygulanır. Denizli seçeneği doğrudur. 21. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir? A. Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi. B. Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi. C. Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği. D. Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı. Evet, burada trafik güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir. Trafik ortamındaki riskleri aza indirecek biçimde davranma becerisi doğru cevabımız. 22. sorumuza bakalım. Önemli bir soru yine. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı. Bakın arkadaşlar, devamlı çizgi, diğer şeride geçilemeyeceği, öndeki aracı geçilebileceği, iki yönlü karayolu olduğu. Evet, burada. Hangisi söylenemez? Tabii ki öndeki araç
geçilebileceği söylenemez. Geçilemez takip mesafesini koruyarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Devamlı çizgiden dolayı. Ceyhan seçeneği 23. sorumuz. Yerleşim yeri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 15, 20, 25, 30. Tabi işaret levhalarına 15 metre mesafe içerisinde park etmek nedir? Yasaktır. Cevap Adana seçeneği doğrudur. 24. sorumuz takografla ilgili bir soru. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir? A. Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek. B. Sürücünün çalışma dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmek. C. Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek. D. Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek. Arkadaşlar not olarak sürücünün çalışma ve dinlenme süreleri yaptığı hızı tespit eder değil mi? Çalışma ve dinlenme süreleriyle ilgili yaptığı hızı tespit eder takograf cihazı. Trafik polisi bu cihaza bakarak şoförlerin kurallara uyup uymadığını da anlamaktadır. Burada Bursa seçeneği doğru cevabımız. Çalışma dinlenme sürelerine uyup uymadığına bakabiliriz. Evet hemen 25. sorumuz. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Evet. Kontrolsüz kavşaklarda iş makinesi ve lastik tekerlekli traktörler diğer motorlu taşıtlara yol vermelidir. Motorsuz taşıtlar motorlu taşıtlara yol vermelidir. Kuralımız burada dikkat ederseniz lastik tekerlekli iş makinesi ve at arabası otobüse nedir? Yol vermelidir. Burada Bursa seçeneğimiz doğru cevap. 26. sorumuza bakalım. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir? Dikkat edersek park iki çizginin tam arasına. Düzgün park eden burada 2 numara. Diğerleri arkadaşlar dikkat ederseniz yanlış park etmiştir. 1 ile 3 bize hatalı park edeni sormuş. 1 ile 3 Ceyhan seçeneği doğru cevap. 27. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. İdari para cezası. B. Ağır hapis cezası. C. Aracı en sağ şeritten sürme cezası. D. Sürücü belgesi almaktan men cezası. Evet. Burada da dikkat edersek İdari para cezasıyla cezalandırılırlar. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 28. sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir. A. Videsin boşa alınması. B. Araçta gözcü bulundurulması. C. Aracın kapılarının açık tutulması. D. Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Evet. Burada da dikkat edersek karayollarında bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için mutlaka reflektörlerimizi ya da engel işaretimizi mutlaka koymamız gerekiyor. Kırmızı yansıtıcı cevap Denizli seçeneğidir. 29. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? A. Bencillik. B. Saldırganlık. C. Diğergamlık. D. Sorumsuzluk. Evet arkadaşlar burada kendinden çok başkalarını düşünen, fedakarlık yapan neydi arkadaşlar? Diğergamlıktı değil mi? Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 29. 30. sorumuz. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? Asabi, öfkeli, stresli, hoşgörülü. Tabii ki burada hoşgörülü olmak
Trafikte riskli davranışı azaltır. Denizli seçeneği doğru cevap. 31. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü belgesi aracaklarda aranan şartlardan biri değildir? A. Sağlık şartı, B. Öğrenim şartı, C. Eğitim ve sınav şartı, D. Motorlu taşıt araç sahibi olma şartı. Evet arkadaşlar, motorlu taşıt sürücü belgesi alacaklarda motorlu taşıt sahibi olma şartı aranmaz. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 32. sorumuza bakalım. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. B. Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. C. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D. Aracın yükü ve ağırlığı artırılır. Evet. Yakıt tasarrufu sağlamak için ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Tabii ki lastik hava basıncının normal değerde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 33. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar? A. Yağ filtresi, B. Hava filtresi, C. Yakıt filtresi, D. Polen filtresi. Evet. Arkadaşlar bakın. Periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır. Motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar. Hangisinde kaynaklıdır? Tabii ki hava filtresinde, değil mi? Hava filtresini belli bir kilometreden sonra mutlaka ne yapalım? Değiştirelim. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 34. sorumuz yine bir motor sorusu. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Lastik hava basıncının düşük olduğunu, el freninin çekili olduğunu, sis lambalarının yandığını, fren balatalarının bittiğini. Evet. Arkadaşlar burada fren balatalarının bittiğini bize bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 35. sorumuz. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya arıza olduğunu bildirir? Evet, burada bize fren sistemi sorduğuna göre bakın arkadaşlar. Adana seçeneğinde el freninin çekili olduğu bize bildiriliyor. Evet. Cevabımız Adana seçeneğidir. 36. sorumuza bakabiliriz. Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü kablo bağlantılarının gevşek olması. B. Dispiratör kablo bağlantılarının gevşek olması. C. Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması. D. Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması. Evet. Şarj lambasının yanmasının sebepleri, motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebeplerinden birisi de arkadaşlar akü kablo bağlantılarının gevşek olmasından kaynaklıdır. Adana seçeneği doğru cevabımız. 37. sorumuza bakalım. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A. Kısa farlar ikaz ışığı. B. Yağ basıncı ikaz ışığı. C. El freni çekili ikaz ışığı. D. Sinyal lambası ikaz ışığı. Evet arkadaşlar, burada da yağ basıncı ikaz ışığının sönmesi gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 38. sorumuz güç aktarma organlarından gelmiş ve sınavda %100 sizlerde çıkan sorular. Şekilde soru işaretiyle gösterilen, bakın burada soru işaretiyle gösterilen
Şaftan aldığı hareketi akslara ileten güç aktarma organının adını sormuş. Balata, amortisör, diferansiyel, vites kutusu. Güç aktarma organlarının sıralaması bildiğimiz gibi motordan sonra vites kutusu, şaft, diferansiyel, aks ve tekerleklerden oluşuyor. Evet. Şaftan aldığı hareketi diferansiyel ne yapıyor arkadaşlar? Akslara iletiyor. Evet, burayı sormuş bize. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. 39. soru. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konur? Evet, kapaktan motora ne konur? Antifriz, motor yağı, fren hidroliği, motor soğutma suyu. Evet. Burada dikkat ederseniz soru işaretinin olduğu yerde motor yağı konur, değil mi? Motor yağı üstten konur, alttan, alt kısımdan da boşaltılır. Bursa seçeneği doğru cevap. 40. sorumuz. Olay ya da kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? A. Bildirme, B. Koruma, C. Kurtarma, D. Tedavi etme. 112 acil servisi telefonla bildiriyoruz, değil mi arkadaşlar? Burada bir bildirmeden söz ediyor. Cevap Adana seçeneği doğrudur. 41. sorumuz aşağıdakilerden hangisi? İlk yardımın öncelikli amaçlarındandır. A. Trafikteki kaza sayısını azaltmak. B. Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak. C. İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. İlk yardımın öncelikli amaçlarından birisi hangisidir diyor arkadaşlar. Bakın, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamaktır. Denizli seçeneği doğru cevap. 42. sorumuz aşağıdakilerden hangisi? İlk yardımın ABC'si içinde yer almaz. A. Kırıkların tespit edilmesi. B. Dolaşımın değerlendirilmesi. C. Solunumun değerlendirilmesi. D. Hava yolu açıklığının sağlanması. Dolaşım, solunum, hava yolu açıklığı ilk yardımın ABC'si içerisinde yer alır. Kırıkların yer tespit edilmesi yer almaz. Adana seçeneği doğru cevap. 43. soru ilk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? Son dönemlerde sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Dolaşım, hareket, sindirim, solunum sistemi içerisinde. Hangisinde yer alır? Tabii ki dolaşım sistemi içerisinde yer alır. 44. sorumuz. Yandaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama. Bakın birinci halkamız nedir? 112 acil servisi. Aramak. Daha sonra temel yaşam desteği. Temel yaşam desteğinin yapılması. Ambulans ekibinin gelmesi ve hastanede ileri yaşam nedir? Müdahale edilmesidir. İlaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam, olay yeri değerlendirmesi. İkinciyi soruyor bize arkadaşlar. Burada ikinci nedir? İlk yardımcının yapması gereken. Birinci ve ikinci ilk yardımcı yapar. Üçüncü ve dördüncü sağlık personeli. Burada temel yaşam desteğinden bahsetmiş. Ceyhan seçeneğidir. 45. sorumuz. Bulantı ve kusma olması, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması. Yukarıda belirtilen bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur? Yani yukarıda görülenler olduğunda hangi durumda? Baş yaralanması, akciğer delinmesi, dalak yırtılması, kalp spazmı. Tabii ki
baş yaralanması durumunda olur. Adana seçeneği doğru cevabımız. 46. soru aşağıdakilerden hangisi? Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B. Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi. C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi. D. Batan cismin çıkarılması. Evet, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması hangisidir? Soruluyor arkadaşlar. Tabii ki bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi gerekiyor, değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 47 rentek manevrasını sormuş. Rentek manevrası bir solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda, iki kazazedenin omuriline zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenir diyor. Tabii arkadaşlar burada da dikkat edersek her ikisi de nedir? Doğrudur. Evet. 48. sorumuz. Bir el alına yerleştirilir. İki, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Şok pozisyonu, yarı oturur pozisyon, baş geri çene yukarı pozisyonu, yarı yüzü koyun yan pozisyon. Evet, dikkat edersek arkadaşlar burada da baş çene pozisyondan bahsetmiş. Yani baş çene pozisyonunun basamaklarından bahsetmiş. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 49. soru, kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Yakınları geldikten sonra. B. Hiçbir müdahale yapılmadan önce. C. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra. D. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. Tabii ki hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra sağlık kuruluşuna sevk edilir. Denizli seçeneği doğru cevap. 50. sorumuz son soru arkadaşlar. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yastıksız olarak sırt üstü yatırılması. B. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılmalı. C. Sırt üstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması. D. Sırt üstü yatar pozisyonda iken çenenin göğsüne değecek şekilde olması. Evet arkadaşlar, burada da sırt üstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması nedir? Gerekiyor. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedede. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup 2021'de sizlere çıkacak ehliyet örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Arkadaşlar, kanalımızı arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. Herkese başarılar dilerim. Bir sonraki ehliyet sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.